Herkese merhaba dostlar, ben komedyen. Bugünkü videoda Guild Wars'da nasıl başarılı ataklar yapılır onlardan bahsedeceğim. Guild Wars'da saldırı yaparken en önemli dikkat etmeniz gereken şey neye saldırdığınızı, yani rakibin savunmasını iyi tanımanız. Örnek veriyorum hemen. Mesela hemen bu savunmayı açtınız, incelediniz, bakıyorsunuz büyü hasarı, büyü hasarı true damage var. Demek ki bu savunma büyü hasarı odaklı, birazcık da true damage destekli bir savunma. Yani magic tankları kullanacağız. Nasıl bir strateji kullanabiliriz? Brokiri öldürebilir miyiz? Onları düşünüp ona göre planımızı yapacağız. Şimdi Guild Wars'da saldırı yapmadan önce en önemli olay, bir numaralı olay, %100 ne olursa olsun savunmayı arkadaşınıza bir kere hazırlatın. Mesela örneğin bu savunma. Bu savunmada gördüğünüz gibi Boreas var, Ajax var ve Praetus var. En önemli üçlü bunlar. Yanında da Constance var. İşte bu savunmayı yaparken bu savunmaya saldırmadan önce bu savunmanın zor olduğunu bir kere aşikar. Neden? Çünkü iki tane büyü hasarı var ve alan hasarı bu vuruyor bu karakterler. Büyü hasarı yanında da true damage, çok yüksek true damage vuran Praetus var. Dolayısıyla burada bir zaman darlığımız olduğundan farkında olmamız lazım. Brokiri öldürmek de çok zor olduğundan, şimdi size çok basit şöyle bir bilgi vereyim. Oyunda iki tane tank öldürmek zor. Bir Brokir, ikincisi Cyrus. Geri kalan her tankı öldürebilirsiniz. Sadece doğru oynamanız gerekiyor. %100 öldürebilir misiniz? Kesinlikle onunla alakalı bir şey demiyorum. Çünkü bazı savunmalarda, özellikle Kaos takımlarında o kadar yüksek hasar çıkıyor ki öldüremiyorsunuz. Ondan dolayı olabildiğince dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Çok basit, hemen ben bu savunmayı arkadaşıma denettirdim. Ne yapacaksınız? Herkes aynı şeyi yapacak. Arkadaşınızı hazırladıktan sonra hemen şöyle Guild'e girersiniz. Guild Members. Üstüne profiline tıklayacaksınız. Friendly Face Off diyeceksiniz. Guild War. Buradan tıklayıp savunmayı test edeceksiniz. Şimdi ben bu savunmaya baktım. Ve Praetus'un Constance'ın dibinde olduğunu görüyorum. Siz de aynı şekilde düşüneceksiniz. DPS'in dibinde bir tank var. Yani ben burayı patlatabilirim. Bombacı. Bombacı aklımda bir kere. İkinci, öldürebilir miyim düşüneceksiniz. Bu arada her zaman ilk başta öldürmeyi aklınıza getirin. Ben burada bakıyorum, öldürebilir miyim? İşte MR tank atsam, bir tane Axe atsam belki öldürebilirim. Deneyebilirim. Hani ama Brokir'i öldürmeye çalışmak çok akıllıca değil, onu söyleyeyim. Brokir yerine mesela Regulus olsa direkt öldürmeyi denerdim. Fakat Brokir ve Cyrus'un ölme ihtimali çok zor. Hemen deneyelim. Hemen ilk başta, her zaman ilk başta, bakın bu arkadaşa saldırıyoruz şu an. Onu kontrol edeyim. Evet, Nightwalker. İlk başta öldürmeyi denemenizi tavsiye ederim. Hemen MR tank, bu bait ultileri alacak olan baitimiz. Sonrasında Axe ve bu neydi, Shadow Caster'ımızı aldık. Arkasına Legendary kuş alalım. Bir de Healer alalım ki olabildiğince dayansınlar. Şimdi dizilimde de Axe'ı bir numaraya bu şekilde yapmamız yeterli olacaktır diye tahmin ediyorum. Evet, BP'lerimizi giydirdik. Her zaman aynı mantık arkadaşlar. Birincisi, öldürebilir miyim? İkincisi, bombalayabilir miyim? Üçüncüsü, swarm. Swarm dediğimiz şey de ne oluyor? Türkçesi, önünü tanklarla doldurup en son köpeklerle veya örümcekle veya işte böyle hızlı koşan birimlerle kaçmak, gitmek diyebiliriz. Hemen bir öldürmeyi deneyelim. Burada öldürebilir miyim? Bence öldürebilirim Brokir'i ama öldürmek yetmeyecek. Yani öldürünce kazanacağıma emin değilim. Şöyle arkadan atacağım. Burada sıkıntı Praetus'un ultisinin çok fazla hasar vurma ihtimalinin olması. Ultisiyle. Bakalım, deneyeceğiz. Şimdi ultileri aldık. Praetus'un da ultisini bayağı bir aldık. Şimdi ben göndereceğim şimdiden. Bir tane de healer atacağım. Çünkü herkesin ultisi bitti. Bir tek şeyin Boreas'ın kaldı gördüğünüz gibi. Yani ultisi açılacak. Yani çok yüksek hasar vuracağıma eminim. Healer da attık. Healer niye heal atmıyor? Tamam, güzel. Bakın pasif patladı. Tam dediğim gibi. Yani öldürebileceğimi biliyorum. Aynı şeyi tekrar yapacağım ve bu sefer öldüreceğim. Şöyle bunu atalım tekrardan. Aslında direkt Axe'ları atabilirmişim bakın arkadan, çünkü ultiler yok yine. Boreas'ın ultisine kafa atacağız yan bir nevi. Direkt atmak daha mantıklıymış. İşte bu şekilde oynayarak hem timingleri öğreneceksiniz, rakibin güçlü tarafını, zayıf tarafını. Mesela bakın, Boreas ultisini beklediğinden dolayı, yani Boreas ultisi geldiği için şu an öldüremedim. Halbuki hiç beklemeden direkt alsam belki de öldürecektim. Şimdi tekrar restart yapıp tekrar dönüyoruz. Bu arada bu savunmayı bombalamak çok daha basit. Yani bu en doğru saldırı değil. Ben sadece size neleri nasıl test edeceğini, yani hiçbir şey bilmiyorsanız neleri test edeceksiniz, nasıl test edeceksiniz onlardan bahsediyorum.
Yoksa bu savunmayı zaten daha önceden çok fazla kez görmüştük ve yenmiştik. Sadece burada sizin için nasıl hiç mesela bilmeyen bir insan için veya işte izlemeyen veya işte Guild Wars'la yeni uğraşan insanlar için nasıl test edeceğinizi bahsediyorum. Evet, gördüğünüz gibi hemen gitti pasifi. Hemen 10 kosta tekrar göndereceğim. Çünkü Ajax'ı Pritus'un ultisi. Pritus'un ultisi alacak mı? Almadı. Niye daha kötü oldu? Deminki bu kadar kötü değildi. Ulta Boreas'ın ultiyi de beklemek zorundayız. Bir de şöyle bir şey yapalım. Bir healer da gönderelim. Belki tanka hayatta tutarız. Ama yok, Pretus çok güçlü. Pretus çok güçlü. Aldık onun ultiyi. Yok, yine olmadı. Bu sefer tankı kötü attık herhalde. Beceremedik. Öldüler yine. Öldü mü? İki kere vursalar öldürecekler mi? Bir kere daha reset atıyoruz. Bunları test etmeniz lazım. Öldürebileceğime çok eminim. Ama beceremedik. Niye beceremedik bilmiyorum. Şöyle gönderelim erkenden. 10 kosta bunları gönderiyorum. Öyle gönderdik bunu. Bunu da gönderdik. Güzel. Bütün ultiler bitti. Healer bu sefer atmayacağım. Çünkü healer direkt Boreas'tan dolduğu için hiçbir işe yaramıyor. Direkt 10 kost, direkt pasifini aldık. Sadece şu ultisini almasını istiyorum bunların. Yok, ultisini yine alamadık. Okey, bunu gönderdim. Bir kost kaybettim. O çok kötü oldu bu arada. Direkt önden göndereceğim bu arada. Hatta direkt Axe yeterli olması lazım ya. Axe'lar kesemez mi acaba? Şöyle gönderdik ama. Okey, tamam, başarısız oldu. Öldüremedik. Tahmin ettiğim gibi olmadı. Ya büyük ihtimalle BP'lerimi düzeltmediğim için olmama ihtimali de yüksek. Maksimum BP'ye ulaşmak da çok önemli. Şimdi ikinci yöntem bombalama. Bombalama olayı %90 ihtimale tutacak dedi. Niye %10 diyorum? Çünkü %10 Brokir'in RNG'si var. Brokir'in donması falan. Orada minik bir RNG var. Hemen bombacı mülayimimizi alalım. MR tankımızı alalım. Spider'ımızı alalım. Başka da bir de Lego kuşlarla uçacağız. Bir de mor kuş alsak yeterli olur diye tahmin ediyorum. Mor kuş nerede? Mor kuşu da aldık. Okey, tamam. Örümcekleri bir numaraya alacağım. Ups. Niye böyle yapıyor? Client. Ya bu oyuna güncelleme geldikten sonra böyle çok fazla donmaya başladı client. Bombacıyı da aldık. Şöyle bunu iki sıraya şöyle böyle yaptık. Okey, tamam. Evet, her şey hazır. Save settings dedik. Nightwalker. Guit arkamıza saldırıyoruz. Yanlış kimseye saldırmayalım. Evet, içeri girdik. 2x'i aldık. 10 kosta bunu gönderiyorum. İkinci 10 kosta bir tane daha göndereceğim. Siz de aynı şekilde böyle test edeceksiniz. Bu testler sonucu savunmaları öğreneceksiniz. Savunmaları öğrendikten sonra zaten yani oyuncuların %95'i aynı savunmayı yaptığı için sadece BP farkı oluyor. BP'lere göre de hangisini yapmak mantıklı, hangisini yapmak mantıksız onları öğreneceksiniz. Birazcık bekliyorum. Şimdi şurada bir tane gönderdik Spider'ımızı. Evet, bombacı gördüğünüz gibi müthiş bir şekilde çalıştı. Bombacının çalıştığını biliyorum fakat bombacı birazcık RNG. Çünkü burada bir tane stun atsaydı Brokir veya ne bileyim bir tane örümcek ölseydi çok zorlanacaktık. Hatta belki de kaybedecektik. Şöyle şeyin ultisini almak için gönderdim bu arada. Boreas'ın ultiyi. Alamadık mı? Okey, bunu da gönderdim. Boreas'ın ultiyi alalım. Belki Ajax'ın ultiyi de alabilir miyiz? Okey, Brokir'i öldüreceğiz. Tamam, güzel. 10 kostu arkadan göndereceğim. Çünkü daha artık bunu öldürmelerine imkan olduğunu zannetmiyorum. BP'm biraz düşük çünkü itemleri düzeltmedim. GVG için en son giydirmiştim. Ama yani %100 BP düzeltince çalışacağını herkes görmüştür büyük ihtimalle. Of, BP'yi düzeltmediğim için ölüyorlar. Hemen şu BP'leri çıtır bir düzeltelim. Okey, siz yine anlamışsınızdır nasıl saldıracağınızı. Üçüncüsü de Swarm. Swarm bu map burada çok mantıklı mı? Onu şöyle deneyeceğiz. Bombacı yok bu sefer. Örümcek kalabilir. Örümcek de gerek yok. Şöyle bu MR tankı, zırh tank, bir de köpek olacak şekilde. Zırh tankı en başa aldım. MR tank 2. 3. sırada, köpekler 2. sırada.
Şey alsak mı acaba? Bu Necromancer alsak mı onu bilemedim. Necromancer swarm'da çok işe yarıyor ama. Şöyle bir yalandan alalım. Belki kullanırız, kullanmayız. O duruma göre bakarız. Okey, içeri giriyorsunuz. Bunlar hep test arkadaşlar. Bunları sizin BP'niz bu arada. BP'nize göre test etmeniz lazım. BP'niz yetiyor mu yetmiyor mu onu görmeniz lazım. Şu anki sezonda artık insanların Demon Soldier'ları ve BP'si inanılmaz yükseldiği için ya neredeyse Kaos takımları hariç her savunma rahat bir şekilde yeniliyor. Kaos takımları birazcık sıkıntı. Onların çünkü hasarı çok yüksek. Onları yenmesi birazcık sıkıntılı diyebiliriz. Şöyle bunu da gönderdik. Gördüğünüz gibi ultilerin hepsini aldık. Rare'ler de gidiyor. Şimdi çift köpek gelince köpekleri göndereceğiz. Buna bir nevi swarm taktiği deniyor. Hem Konstans'ı da öldüreceğiz. Böyle önde 3 tane var. Evet, köpekler gördüğünüz gibi geçip gidiyorlar. Bu da swarm taktiği. Fakat bunlarda BP'ler çok önemli. Yani rakibinden BP'niz düşükse bunları yapma ihtimaliniz çok zor. Şu an benim BP'm yine düzenlememe rağmen şu an iyi durumda. Hatta şöyle bakalım kaçka. 104K, 104, 101. Başka 100K var, 93K var. Bunları düzenleyince 110K'lara kadar çıkabiliyor benim. Birincisi 111 falan, ikincisi 108 falan. Bunları bir de BP'leri şimdi nasıl ayıracaksınız? Onu da anlatayım size. Olabildiğince Aegis Frost seti kaç dakika olmuş? 11 dakika olmuş. Aslında onu ikinci videoda anlasak daha iyi. Bu video evet nasıl saldırı yapılır onun bir videosu olsun. İkinci videoda da diğer videoda da gidip itemleri tek tek giydirip itemleri giydirdikten sonra atak yapacağım. Atakları yaparken de nasıl atak yapacaksınız? İşte maksimum BP nasıl ulaşacaksınız? Onlardan bahsedeceğim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.